Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde milföy hamuru nasıl yapılır onu anlatacağım. Bir su bardağı suyumuz var. Bir parmak kadar aşağıda olacak suyumuz ve üzerine sıvı yağla dolduracağız ve bir su bardağıyla tamamlayacağız. Bir dolu tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Arzu ederseniz bir yemek kaşığı da sirke ekleyebilirsiniz. Ve unumuzu kontrollü bir şekilde kullanarak çok kıvamlı ve güzel bir hamur yoğuracağız. Evet, hamurumuzun kıvamı çok güzel ve kıvamlı olması gerekiyor. Çok mesaj aldım arkadaşlar sizlerden. Milföy hamurunun yapılışını evde gösterebilir misiniz bize yapılışını diye. Çocukluğumdan bu yana biriktirmiş olduğum tariflerim var. İnanın bir gün onları inşallah sizlere de video çekerken göstermek istiyorum. Binlerce tarif yazmışım. Onların hepsini de saklıyorum ayrı ayrı ve çok önceden sürekli yapardım bu milföy hamurlu böreği. Evde kendim yapardım. O günden bugüne bu tarifi her zaman sevmişimdir. Şimdi hamurumuzu yoğurduk kıvamlı bir şekilde. İnanın hiç hazır milföy hamurundan farkı yok. Çok güzel bir hamur oluyor. Çok da memnun kalacağınız bir tarif olacağını düşünüyorum. Hamurumuzu yoğurduk, hamurumuzu üçe böldük. Tereyağı arkadaşlar, bir paket 250 gramlık bir paket tereyağımı aldım. Oda sıcaklığında şu anda yumuşadı. Tereyağı kullanıyorum, onu da söyleyeyim buradan sizlere. Tamamen ev yapımı tereyağı olursa çok ağır oluyor. Tereyağı kullanırsanız en ideal, en güzeli o oluyor. Hamurlarımızın her birini bu şekilde açıyorum. Unla açıyorum. Nişasta kullanmıyorum. Yağımızı da üçe böldüm. Her bir beze için bir parçasını kullanacağım. Yağımız yumuşak olduğu için elimle hamurumun her tarafına sürüyorum. Şöyle bir ortaya doğru katlıyorum. Tekrar süreceğim. Karşı tarafı da katlayarak onun üzerine alacağım. Tekrar yağ süreceğim. Hamurumu kare haline getireceğim. Tekrar yanlarını kapatacağım. Evet, hamurumu bu şekilde bu hale getirdikten sonra, kare hale getirdikten sonra tekrar açacağım. Yine tekrar yağlayacağım. Yine aynı şekilde ortaya doğru kapatacağım, yağlayacağım. Diğer karşı kenarını da onun üzerine kapatacağım. Mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Gerçekten hazır milföy hamurlarından hiçbir farkı yok. Çok da lezzetli ev yapımı. Bu şekilde hazırlayıp buzluğa atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp hamurunuzu açıp böreğinizi yapabilirsiniz. Kaçırılmayacak şahane bir tarif olduğunu düşünüyorum. Yine kare haline getirdik ve yine tekrar açıyorum. Yani bu katlama işlemini 3 defa yapacağız. Hamurumuzu yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu 3'e bölüyoruz. 250 gram olan tereyağımızı yine 3'e bölüyoruz. Her bir hamur için bir parça yağ kullanmış olacağız. Ve hamurumuz hazır ve bir kenara alıyorum.
Diğer iki tane hamurumu da aynı şekilde hazırladım. En az böreğinizi yapmadan önce bir gece buzdolabında bekletmeniz gerekiyor bu hamuru. Hatta akşamdan yapın, sabahleyin misafiriniz geleceği zaman elinizde hazır hamurunuz olsun. Evet, bir gece buzdolabında bekletmek için dolaba kaldırıyorum. Evet, hamurumuzu gördünüz arkadaşlar. Şimdi nişastayla değil, yine unla yuvarlak olmayacak bir şekilde hamurumuzu açmaya başlayalım. Hamur o kadar güzel ki inanın hani evet, çok fazla inceltmiyorum hamurumu. Bu şekilde kesiyorum. Ama daha kalın isterseniz, arzu ederseniz daha kalın isterseniz biraz daha küçük açıp biraz daha kalın hale getirebilirsiniz. Maydanozlu beyaz peynirli iç hazırladım. Yine ikinci hamurumu da aynı şekilde açacağım. İlk önce elimizle güzelce bir şöyle düzelttikten sonra çok fazla inceltmiyorum. Ben çok fazla kalın yapmadım. Biraz daha az açarak hamurunuzu biraz daha küçük tutarak böreğinizi daha kalın yapabilirsiniz. Ama bu da gayet yeterli oluyor. Hamurun kıvamını da görüyorsunuz elimde. Hamur çok güzel. Bu böreğin bir püf noktası daha var. Pişirme aşamasında. Mutlaka yüksek derecede pişirmenizi tavsiye ediyorum. Her zaman söylediğim gibi milföy hamurlarında da aynı şekilde. Milföy hamurundan da börek yaparken mutlaka 180 derecenin altında pişirmeyi. 180 derece, 200 derece gayet yeterli oluyor. İstediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz böreğinizi. Evet, bu hamurumu biraz daha farklı keseceğim. Malzeme listesi çok az, gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. İnanın hazırladıktan sonra buzluğa atın hamurunuzu. İstediğiniz zaman mis gibi hem el yapımı hem çıtır çıtır bir börek hamurunuz elinizin altında olacaktır. Gerçekten çok kurtarıcı bir hamur. Lezzeti de çok güzel. Evet, iç harcımızı koyduktan sonra bu hamurlarımı rulo yapacağım. Evet, uzunlamasına hamurlarımı kesip tepsiye yerleştireceğim. Bu ölçüden bu kadar çıktı. Bir tepsilik arkadaşlar ölçü çıktı hamur. Üzerlerine yumurta sarısı sürdükten sonra çok hafiften çörek otu, susam serpeceğim. Dereceli fırında pişirmeye göndereceğim. Evet arkadaşlar, böreğimiz pişti. İnanın kat kat, çıtır çıtır, hazır milföy hamurlarından çok çok daha lezzetli. Gerçekten şahane. Mutlaka tarifi kaydedin. Güzel yorumlarınızı bekliyorum.
Yeni tarifle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.